Mağdur odaklı adalet konusunda birçok yerde çalışmalar yapılıyor, birçok analizler yapılıyor ama tüm bu çalışmaların bence özeti adliyenin kapısı adaletin kapısıdır cümlesinde özetlenebilir. 2017'den itibaren hukuk sistemimize dahil olan bu uygulamayla vatandaşlarımıza adli süreçte çok önemli bir katkıda bulunuyoruz. Adli süreçte bugün 105 adliyede 110 adli görüşme odası var. İnşallah yıl sonunda bunun sayılarını daha da artırmış olacağız. Bugüne kadar ülke genelinde bu odalarda, adli görüşme odalarında 35.232 görüşme sağlandı. Peki bu odalar olmadan daha önce ne oluyordu? Daha önce çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, suça maruz kalmış tüm mağdurlar, karakol, savcı, mahkeme, polis, hakim, doktor arasında gidip geliyordu. Ama bu merkezlerle birlikte çocuk duruşma salonunun bir köşesinde durup o acıyı bir kez daha yaşamıyor. Farklı bir merkezde uzman marifetiyle tüm bu süreçlerde bir kez daha örselenmiyor. Ve travmasını bir daha yaşamıyor. Adli görüşme odalarının en son genelgemizde de ifade edildiği gibi kadınlar, suça maruz kalmış, yaşlı, engelli ve tüm mağdurlar için uygulamada kullanımının genişletilmesini bizler bekliyoruz. Ve inanıyoruz ki özellikle şiddete maruz kalan kadınlar başta olmak üzere tüm mağdurlar için bu alanın, merkezin kullanılması çok önemlidir. Yani suçun failiyle şiddete maruz kalmış bir kadınla suçun failini aynı duruşma salonunda karşılaştırmak, bir araya getirmek, bir o kadının o travmayı bir kez daha yaşaması, iki olayın maddi gerçeğin tam anlamıyla anlatılması hususunda bir takım sorunlar çıkabilir. Ama farklı bir yerde olayı, meseleyi anlatabilmesi ve o sorularla, savunmalarla da ya da yeni sorularla meselenin anlaşılması çok önemli. Dolayısıyla kadın ya da çocuk, yaşlı, engelli, mahkemede failiyle beraber yüz yüze gelmemesi için bu sistemi getirdik. Geçtiğimiz süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından iki politika belgemizi açıkladık yargıya ilişkin. Bir, güven veren ve erişilebilir bir adalete doğru yargı reformu strateji belgesi. İki, özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye amacı için insan hakları eylem planımızı hayata geçirdik, uygulamaya başladık. Değerli arkadaşlar, özellikle birinci yargı paketinde ve sonraki mevzuatta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle adli destek ve mağdur hizmetleri çalışmalarının kapsamını da genişlettik ve bu amaca doğru, bu hedefe doğru yine başarılı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ay 400 yeni uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı ataması yaptık. Ve böylece bu birimimizdeki uzman sayısını 1202'ye çıkardık. İnsan kaynağımızı %50 arttırdık son atamalarda. Ve güçlenen insan kaynağımızla birlikte 45 adliyede daha bu müdürlükleri kuracağız. Adliyelerde daha etkin bir şekilde psikososyal destekleri vatandaşlarımıza sağlayacağız. Uzmanlar sosyal incelemeler için saha ziyaretlerine daha fazla zaman ayıracak, raporlar hazırlayacak ve bu adalet hizmetlerinde mağdurun meramını daha iyi anlatabilmesine de katkı sağlayacaktır. Ve makul sürede yargılama için de çok önemli bir katkısı olacaktır. Bir neticesini göreceğiz. Aynı zamanda 40 adliyede daha adli görüşme odasında açmış olacağız. İnşallah yıl sonuna kadar 200 kişilik bir uzman alımını daha ilana çıkacağız. Adalet Bakanlığı olarak bu çalışmalarda değerlendirmek üzere uzman alımını yapacağız. Önümüzdeki yılda 310 uzman daha alarak bu çalışmaları daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle Mardin'de de 2020 Haziran'ında faaliyete geçen Mardin Adliyesi Psikososyal Destek Ünitemizin insan kaynağını 3 katına çıkarmış durumdayız. Mardin Aile Mahkemesi'nde 2020'de 52, bu yıl 152 dosyada anne babayla uzmanlarımız görüşmüş,
ve 400 evladımıza velayet davasında psikososyal destek verilmiştir. Mardin adli görüşme odalarında da 78 dosyada mağdur beyanı alınmış ve mağdurlar sanıklarla yüz yüze getirilmemiştir. Mahremiyet hakkı, mağdur haklar arasında en büyük dikkat ve özenin gösterilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Her iddia ciddiyetle araştırılırken insan onurunun da özenle korunması esastır. Bu çok esas bir meseledir. Bu hassasiyetimizin bir yansıması olarak 4. yargı paketinde iddianamede suçla ilgisi olmayan konuların özel hayat bilgilerinin yer verilmemesini düzenledik. Beraat kararı verilmesi durumunda iletişim kayıtlarının yok edilmesini de yine hükme bağladık. Bunlar uygulamayla yargı mensuplarımızda çok iyi bir şekilde görüleceğine inanıyoruz. Ancak bu konu sadece adliyenin dört duvar içerisindeki bir konu değildir. Kişisel hayatın korunması, yine mahremiyet ifşasının önlenmesi, özel hayatın korunması, kişisel verilerin korunması adliyenin dışında da her alanda da özen gösterilmesi gereken bir konudur. Kişilerin kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan ya da yargı kararına rağmen damgalanması, suçlu ilan edilmesi de asla kabul edilemez. Bu hukukun evrensel ilkesidir, olmazsa olmasıdır. Kişisel verilerin ifşa edilmesi, mahremiyetin ifşa edilmesi, özel hayata saygının ihlal edilmesi gibi davranışlar asla kabul edilebilir bir tutum değildir. İnsan onuruyla yaşar ve bu onuru korumak hepimizin ortak bir sorumluluğudur.